Bu alıştırmamızda teknik resim ortamına bakacağız. New ile devam edersek, standart DWG ya da standart IDW ile teknik resim ortamına geçebiliriz. Bu örneğimizde standart IDW şablonunu kullanacağız. Devam edersek eğer teknik resim ortamına geliriz. Teknik resim ortamında bu bölüm görünüşlerimizi çıkarttığımız sayfamızdır. Browser penceremiz teknik resim ortamına özgü olan bilgilerle karşımızda. Çevirmenin yapısı ise teknik resim ortamına uygun olarak değişir. Place Views altında görünüşlerin yaratılması, düzenlenmesi ile ilgili komutlarım yer alır. Annotate bölümü ise görünüşlerin notasyonlarla ve diğer ölçülerle detaylandırılması için kullandığım komutları içerir. Bunun dışında Tools, Manage, View gibi temel şerit menü yapım bu ortamda da korunmuştur. Browser penceresinde biraz daha yakından bakarsak Drawing Resources isimli bir klasör göreceksiniz. Drawing Resources, sayfa formatları, çizim sınırları, antitler, eskiz sembolleri gibi dört farklı bölümden oluşur. Sayfa formatları altında hazır tanımlı sayfa formatlarını bulabilirsiniz. Çizim sınırları ise şu anda default olan çizim sınırımı göstermektedir. Antet altında ise ISO standardına göre tanımlanmış antet görülebilir. Yeni bir teknik resim dosyası açtığınızda sayfa 1 isimli sayfamız default olarak tanımlanır. Bu sayfa için çizim sınırı ve antet otomatik bir şekilde standartlara göre oluşturulmuştur. Teknik resim oluşturma mantığında öncelikle teknik resim görünüşleri oluşturulur, çıkartılır. Gerektiğinde bunlar düzenlenebilir. Daha sonrasında Annotate şerit menüsü altındaki ölçülendirme ve diğer mekanik sembollerle detaylandırılır.